Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Hollandaca lisanına devam ediyoruz. Videomuzda ilk olarak örnekler yapacağız. Daha sonra da zamirlere değineceğiz. Nesne zamirleri ve dönüşlü zamirler. Daha önce zamirlere değinmiştik ama bugünkü zamirlerimiz nesne zamirleri ve dönüşlü zamirler. Daha sonra örnek yapıp videomuzu bitireceğiz. Hemen örneklerimize başlayalım. Hollandaca'da talimat verirken, emir veya talimat verirken e, kelimenin, fiilin kökü kullanılır. Burada e, hemen yazdım birkaç örnek. Drink, iç, ha, git, blijf, kal gibi. E, drink'in e, fiilinin kökü drink'tir. Han ise ha, bleif'in ise bleif'tir. İç, git, kal. E, bir sonraki cümlemize bakacak olursak, Komtü bene. İçeri giriniz. Blijf to hier. Burada kalınız. Niet roken, sigara içme. Niet drinken, içme. Doorlopen, devam et, yürü, ilerle. Niet doen, yapma. Niet aanraken, dokunma anlamlarına gelir. Bir sonraki cümlelerimiz ise, şu iki cümle ise, Hollandaca için, dil bilgisi için temel ve son derece önemli bir ee, konuyu hususu belirtmektedir. Bu yüzden önemlidir. Yani bu iki cümle e, dil bilgisi açısından e, çok önemlidir. Hemen e, ne nedenine bakalım. Het meisje gaat vanavond met de trein naar huis. Kız veya bu kız bu akşam trenle eve gidiyor. Fiile dikkat ederseniz ikinci sıradadır. Bunu birinci sıra olarak alırsanız het şeyi kızı. Hat yani hafili hat olmuştur burada ikinci sıradadır. Bir sonraki cümleye baktığımızda ise cümle yukarıdaki cümleyle aynı anlamdadır, aynı anlamdadır, fakat kelimelerin sırası değişmiştir. Vanafont gaat het meisje met de trein naar huis. Vanafont gaat het meisje met de trein Yani kız veya o kız trenle bu akşam eve gidiyor. Aynı anlamlar. Kelime sırası farklı olsa bile gaat yani fiil Cümlede ikinci sıradadır. Bu çok önemlidir. Fiil ikinci sıradadır. Ve bu son derece önemlidir. Bir dil bilgisi e, kuralı diyebiliriz. Yani toparlayacak olursak ana fiil cümlede ikinci sıradadır. Diğer örneklerimize geçelim. Ney, ik will need. Ney, ik will need. Hayır, e, istemiyorum. Ney, dat vil ik niy. Hayır, istemiyorum veya ben onu istemiyorum. Halbuki oysa ki buradaki anlamlar bu iki cümlenin aynı. Iken dat eklendiği için ikle will'in yeri değişmiştir. Bu cümleyi o yüzden yazdım. Hollandaca da bu çok 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 sık karşılaşılan bir durumdur. Ney? Dat will ik ni? Hayır, ben bunu istemiyorum. Aynı anlamlar, ben bunu istemiyorum ya istemiyorum. Ama dat kullanıldığı için will ile yeri değişmiştir. Eksiydim an. Adamı görürüm veya görüyorum. Eksiydim an nit. Adamı görmüyorum. Ya görmem. Nit burada cümleyi olumsuz yapmıştır. Zaykon fanafont nit. O bu akşam gelmiyor. Bayandan bahsediyor. Zaykon fanafont nit. O bu akşam gelmiyor. Zaykom'un fanafont nit. Onlar bu akşam gelmiyorlar. Çoğul. Çoğuldan bahsediyoruz. Zay nitin nit in Eskişehir. Nit burada cümleyi olumsuz yapmıştır. Zay vont nit in Eskişehir ne diyor? O bayandan bahsediyor. Eskişehir'de oturmuyor, ikamet etmiyor veya oturmaz. Yaşamaz, ikamet etmez. Sayın bu nitin O Eskişehir'de oturmuyor, kalmıyor. Ekep, auto, arabam var. Ekep heyn auto. Bakın burada da heyn, burada da heyn cümleyi olumsuz yapmıştır. Arabam yok. Ek drink bir. Ben bira içerim veya içiyorum. Ek drink geen bir burada geen cümleyi olumsuz yapmıştır. Ben bira içmem veya içmiyorum. Sayılamayacak e, nesnelerde, hususlarda, konularda, nesnelerde Hollandacada geen kullanılır. Bira sayılmaz, sıvıdır. Su gibi, şarap gibi, elma gibi değil. Mesela elma 1 2 3 gibi sayabilirsiniz. Şişe olarak kastetmiyorum. Biranın kendisinden bahsediyorum. Sıvı sayılamayacak olduğu için geen kullanılır. Yani bu şekilde olumsuz hale getirmiştir. Ich drink geen bier. Ben bire içmem ve içmiyorum. Hay won't dar niet var. Hay won't dar niet var. O orada oturuyor. Öyle değil mi? "Nit var. Öyle değil mi anlamına gelir. Hay won't dar niet var. O orada kalıyor. Öyle değil mi? Hay kon fana var. O bu akşam geliyor. Öyle değil mi? "Nit var. Öyle, 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 öyle değil mi anlamına gelir. Bir sonraki cümle. Çok ilginç. O da önemli bir cümle. Ik spiel Hollandalılar çok kullanır bunu. Hraak olayını. Bakın x hraak. Ben oynamayı seviyorum anlamına gelir. Ik weet Bilmiyorum. Dat weet ik Bilmiyorum ve onu bilmiyorum. E, cümlenin anlamı aynı. Bilmiyorum. Bilmiyorum anlamında. Fakat dat kullandığımız zaman az önceden de ifade ettiğim gibi ikle weet'in yeri değişmiştir. Weet e, Hollanda bunu yazmamındaki sebep aynı yukarıdaki cümlelerin olduğu gibi Hollanda'da çok karşılaşılan bir durumdur. Dat ve ik niet, Dat kullandığın zaman veya kullandığın zaman ikle etin yeri değişmiştir. Mane aynıdır, bilmiyorum, bilmem. E, konuştukça ilk başlarda e, tuhaf gelecektir, e, ama konuştukça e, ileriki dönemlerde e, iyice alıştığınız zaman artık bu tuhaf gelmeyecektir bu tür yapılar. Şimdi biz e, e, biz zamirden bahsedeceğimizi söylemiştik. İlk önce nesne zamirlerinden bahsedeceğiz. Şimdi şurada görmüş olduklarınız nesne zamirleridir. Sol tarafta gördükleriniz e, nesne zamirleridir. May, ya, ü, hem, harhet, ons, jullie, ü, hun hen. Bunlar tekil şahıslar için. Bunlar çoğul şahıslar için. Soldakiler. Peki bunların karşılarındaki ne? Bunların karşısında olanlar da bu soldaki zamirlerin nesne zamirlerinin vurgusuz halleridir. Vurgusuz halleridir. Ve bu vurgusuz halleri, yapıları Konuşmada kullanılır. Eğer vurgu gerekmiyorsa, vurgu gerekmiyorsa konuşmalarda kullanılır. Yani bunlar genelde konuşmada kullanılan yapılardır. Nesne zamirleri de budur. Bunlar nesne zamirleridir. Soldakiler: Maya, Ühem, Harhet, Onzüli, hen Şunlar tekil, tekil şahıs. Bunlar çoğul şahıs. Sağ taraftakiler ise bunlar ise sol taraftakilerinin vurgusuz halleridir. Ve daima konuşmada kullanılır tabii ki vurgu gerekmiyorsa. Mesela my için mü, yav için yü. Bu videoda ve bir sonraki videolarda bol bol örnek yaparak en azından gelecek örnek videolarda daha çok örnek yaparak bunları anlayacaksınız. Yani sonuç itibariyle nesne zamirleri bunlar. Bunun dışında e, nesne zamirlerinde çoğu e, şahıslar için üçüncü e, çoğu şahıs için hem hün hem de hen kullanılmıştır. Yani bir yapı değil hün ve hen diye iki yapı vardır. Bunun ne olduğunu az sonra örnekte açıklayacağım. Evet şimdi e, dediğim gibi olanlar dönüşlü zamirler var. E, az önce nesne zamirlerini ifade ettim burada açıkladım. Şimdi dönüşlü zamirlere bakalım. Ee, tekil için diyoruz. Tekil şahıslar için. Birinci, ikinci tekil şahıs ve üç. M, Y, Z, Ü, Z. Yani birinci tekil şahıs için M, ikinci tekil şahıs için Y. Bu Ü dediğimiz olay önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Hani resmi konuşurken veya nazik konuşurken Ü kullanıyorduk ya. Onun için Z veya Ü. Üçüncü tekil şahıs için de hay, zay ve het yani can hayvanlar için de zeh kullanır. Peki tekiller böyleyse çoğullar nedir? Çoğullar da onz. Birinci çoğul şahıs. Ondan sonra ikincisi için yı. Yine ü kullandığımız için zeh ve veya ü. Ve son olarak da üçüncü çoğul şahıs ki bunlar çoğul. içinde zeh kullanır. Şimdi bunlara dönüşlü zamirler derken. Bunların anlamı nedir? Türkçe'yi nasıl çeviririz? Ee, mesela ben kendim, kendimi, kendiniz, kendinizi, kendisini, biz kendimiz, kendiniz, efendicime söyleyeyim, kendiniz, kendisini, kendisi gibi, kendileri, kendileri gibi e, Türkçe'ye çevirebiliriz. Bir kez daha tekrar edelim. Yani dönüşlü, dönüşümlü zamirler bunlardı. Bunlar tekil, bunlar çoğul için tekil. Bunlar da çoğul şahıslar için. Ek için e, mü. E, ikinci tekil şahıs için yı. E, resmi durumlarda zih ve veya, veya ü e, ve hay için, zay için, het için e, yani üçüncü tekil şahıs için de zih. Çoğul kısımlara geçtiğimiz için geçtiğimiz zaman ons yani hani vay diyorduk ya onlar için ons. Efendim ye ikinci çoğul şahıs. Resmi durumlarda zih ve ü. En nihayetinde de üçüncü çoğul şahısta ise zih kullanır. Bunları Türkçe'ye çevirdiğimizde nedir bunlar? Bunlar Türkçe'ye çevirdiğimizde mesela e, nasıl anlatayım? Ee, şöyle e, bunları Türkçe'ye çevirebiliriz. Mesela ben kendim, ben şu, kendim, kendimi, şunu nasıl tercüme edebiliriz? Kendiniz, kendin, ve bu da öyle kendin, kendiniz, kendisi, efendim kendisine. Mesela biz kendimiz, e, kendiniz, şunlar da kendiniz olarak tercüme edebiliriz. Yani ben kendim veya kendim, kendimi, kendiniz, kendisi, kendisine, biz kendimiz gibi. Şimdi siz şöyle demeyin sakın, eyvah bunlar da ne? Ee, ben Hollandaca öğrenmeyi bırakıyorum. Bu çok karışık. Hayır değil. Ee, az sonra örnekler yaparken ve ileriki e, sonraki videolarda da örnekleri yaparak bunların zor olmadığını göreceksiniz ama siz şu anda bunu bilseniz yeter yani dönüşümlü zamirler bunlar tekil için bunlar çoğul için bunlar az önce de ifade ettim hani kendim kendiniz kendimi, kendisini gibi anlamları ifade ediyor ama tabii ki efendim bu zamirdir şu şeydir o şudur budur böyle değil de aynı Türkçe gibi pratik yaparak bu cümleler içerisinde kullanarak daha açık daha belirgin daha anlaşılır hale gelecektir. Şimdi e, videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzun sonunda az önce de ifade ettiğim gibi cümleler yapıp e, cümleler e, yaparak oluşturarak videomuzu kapatacağız. Hemen başlayalım. The young the Bure çocuk komşuları görüyor. Hey Ziten o onları görüyor. Bakın ne kullandık? Hen. Burada demiştik. Bakın hen. Bu Çocuk da Young zaten Çocuk komşuları görüyor. Hay zaten o onları görüyor. Bu burada hen kullandık. Peki sebep? Burada e, komşular doğrudan nesne. Fiili kullanan kim? Çocuk. Gören kim? Çocuk. Kim görüyor? Komşular. direkt. Yani burada komşular doğrudan nesne. İşte bu durumlarda hen kullanıyoruz. Şunu. Peki hün ne zaman kullanır? Bir sonraki cümle bunu e, açıklıyor. Du junge büyü en tart. Çocuk komşulara bir kek veriyor. Past anlamına da gelir de biz kek diyelim. Du junge heeft büyürü tart. Çocuk komşulara bir tart e, kek veriyor. Çocuk çocuğun verdiği şey ne? Kek. Komşular burada artık doğrudan nesne değil de dolaylı nesne oluyor. Yani ana fiil ne? Fiilimiz vermek. Çocuk veriyor. Neyi veriyor? Keki veriyor. Kime? Komşulara. İşte o zaman şöyle olur. I have to hön o onlara bir kek veriyor. İşte o zaman nedir? Hön kullanılır. Ee, bu az önce söylediğim bu iki cümleyi unutmayın. Bu iki cümle son derece önemli. Hön ve hene açıklıyor. Heeft hij geld bij Onun yanında parası var mı? Heb je pen, pen bij Yanında kalemin var mı? U vergist zich. Yanılıyorsunuz. Siz yanılıyorsunuz. Nazik bir şekilde söylüyoruz. Resmi bir şekilde. Here is the brief. İşte mektup. Hay krachtem fanafond. O onu bu akşam alıyor. Hay krachtem fanafond. O onu yani mektubu bu akşam alıyor. Hay Hem fanafond. O onu bu akşam alıyor. Bakın hem burada ne anlamına gelmiş? Mektubun yerine geçmiş. The bu in the hin of <laughs> Kitaplar masanın üstüne. Onları görüyor musun? Yani kitapları görüyor musun demiyor da onları görüyor musun? Zı <laughs> kitapların yerini almıştır. Zayıf dikindir bize. Zayıf Sie heeft de kinderen bij zich. Çocuklar onun yanında. Sie haben viel geld bij sich. Onlarda çok fazla para var veya onların yanında çok fazla para var. Sie haben Bayzik geld bij Yanlarında çok fazla para var. Heeft u een mobiele telefoon bij u? Yanınızda tabii ki u dediğimiz için nazik veya resmi bir şekilde hitap ediyoruz. Resmi bir şekilde soruyoruz yani nazik bir şekilde. Heeft u een mobiel telefoon bij u? Yanınızda mobil telefon veya cep telefonu var mı? Ve hemen keyin fotos uns. Yanımızda fotoğraflar yok. Ikvo muzik. Kendimi hasta hissediyorum. Zey sich op kantor. O yazanede ofiste canı sıkılıyor. Onun yazanede ofiste canı sıkılıyor. Bayandan bahsediyoruz. Houdt ze niet van kebab? Houdt ze niet van kebab? Kebab sevmiyor mu? Dat verbaast me. Bu beni şaşırtıyor. Houdt ze niet van kebab? Kebab sevmiyor mu? Bu beni şaşırtıyor veya sevmez mi? Ik verveel me. Canım sıkılıyor. Wij vervelen ons. Canımız sıkılıyor. Ik verveel me. Canım sıkılıyor. Wij vervelen ons. Canımız sıkılıyor. Varızı paraplü? paraplu? Şemsiye nerede? Ik heb hem. Bende. Yani şemsiye bende demiyor da bende bakın. Ich habe mein Passport nicht bei mir. Ich habe mein Passport nicht bei mir. Pasaportum yanımda değil. Yanımda değil. Yanımda yok. Nicht burada cümleyi ne hale getirmiş? Olumsuz hale getirmiş. Yanımda pasaport yok. Ich habe mein Passport nicht bei mir. Pasaportum yanımda değil. Ve mutun Ons nicht drück marka. Ya yani çok fazla stres yapmamalıyız. Çok fazla hani nasıl anlatayım? çok fazla çok fazla canımızı sıkmamalıyız. Çok fazla stres yapma yapmamalıyız. Çok fazla canımızı sıkmamalıyız. Bir nevi kafaya takmalı takmamalıyız. Anlatabiliyor muyum? Ve bütün oznik druk yani canımızı sıkmamalıyız. Kafaya fazla takmamalıyız gibi. Evet, son cümleyle videomuzu bitirdik. Ee, zamirler bu. Eee ileride çok daha fazla örnek yapacağız. Bu videoda evet biraz az örnek oldu. Ee, gelecek videolarda Sonraki videolarda çok daha fazla örnek yapacağız. Kesinlikle zor değil, kesinlikle vazgeçmeyin. Eğer öğrenmek istiyorsanız, ay aman ne kadar zor falan demeyin. İlk başta herkes diyor, ben de dahil, ben de dedim. Ama ileride günlük konuşmalarda sıradan hale geliyor, kolay hale geliyor. Videoyu sevdiğiniz için teşekkürler. Eğer sevdiyseniz like verirseniz seviniriz. Abone olursanız daha çok seviniriz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın